bununla geçelim. Aha. Şuraya bir buz koysana. Geçelim dedi ya. Buzlayalım orayı. Geçersin. Bu benim araba. Bittikten sonra öbür benim arabayı geçerse geçemez mi diyorsunuz? Ben kazanırsam da o zaman arabayı 50 bin lira indirimle alırım senden. Edith'te kesin demesi için ne yapmam lazım bunların, bu konuşmaların? Biz iddiaya girdik. Siz de iddiaya giriyorsunuz. G20'ciler, E36'cılar. Bu araba 3000 motor yapıldıktan sonra benim 280 beygirlik canım turbo arabamı, bu arabam geçer mi? Geçer. Ah geçer. Arkadaşlar az önce Levent'ten bir telefon aldım. Seni bir yere götürmem lazım illa dedi. Nereye götüreceğim dedim. Söylemem dedi ona ama fakat E36 ile ilgili bir yer olduğunu söyledi. Şimdi arabaya atlayacağım. Ben de kendi E36'mla Levent'i yoldan alacağım. Bakalım bizi nereye götürüyor. Manyak bir proje var, dehşet bir şey olacak dedi. Artık daha sonrasını bilmiyorum. Birazdan beraber göreceğiz. Sen hayırdır ya? Selamünaleyküm. 36 boncuk gibi olmuş, çok güzel görünüyor. Olmuş. Kaç basıyor? Sen ağzındaki batmaya çekin, ne bizi ısrarla çağırıp duruyorsun? Hayırdır, nereye gidiyorsun? Yerine götüreceğim seni arabayla ilgili. Gitmiyor gitmiyor diyoruz ya. Tamam. Yapacaklarımız var. Hani turbo mu yapalım, etanolle mi yürütelim, atmosferik mi yapalım, swap mı yapalım? Sağ sol. Sağ. Şimdi bir yere götüreceğim seni. Bir abimin bir arabası var. Ankara'da tek olabilir yani. Bence tek. Bir de seni bindireceğim bakalım G20'ye benziyor muymuş E36. Araba ne? E36 mı? E36 araba yine, kupe. 3200 atmosferik gibi, öyle söyleyeyim. 321'lik emişlerden daha iyi yürüyen. Aa. Hatta ve hatta turbolu 328'lere, noslu 328'lere hem rolde hem kalkışta içinden geçen bir araba. Allah Allah, turboluları diyorsun. Yani. Evet. Şimdi ileriden sola döneceğiz abi şuradan. Nereye oğlum, buraları da bilmiyorum, attım bir konum. Bu bizim Ankara'nın eski atmosferikçilerindendir. Dadaş BMW. Çok sevmez kamerayı ama Bekir abinin yaptığı bir araba. Bizim araba da gidiyor, niye? şimdi bir de öbürüne bindirdikten sonra ya. Kararını bir daha soracağım. Gidiyor muymuş bizim araba, gitmiyor muymuş? Bak abi, soldaki dükkan, araba da burada zaten gelmiş Tahsin abi. Bu mu? Araba bu. Çok da hızlı görünmüyor lan. Ne göreceğim ben? Silik lastiklerden anlamadın herhalde ne kadar hızlı olacağını. Silik spor yarış lastikleri var arabanın üstünde. Ya, lastikler çok ince Levent. Şimdi bakalım. Abi beni al ya. Kaldım burada. Nasıl girdiysen öyle çıkma dedi. Kamera gel önce. Kameranın tuşuna bastım ben. Bir şey olmadı inşallah. Kayıt dur. Ha iyi o zaman. Hadi. Merhaba ben. Merhaba, bu da ben. Bu da. Hadi ya, bir saattir senin işini yapıyoruz burada. Nereye çekiyor? Yapamıyor onu da. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Merhaba. Selam. Sertaç. Tahsin abi, Bekir usta. Merhaba, Bekir usta selam. Bahsettiğim araba Tahsin abi mi Sertaç? Merhaba. Abi arabanı öve bitiremedi beni illa bugün, gel. Araba da şurada herhalde. Evet orada, doğru söylüyor. bitiremedi, doğru söylüyor. Ne var abi arabada? Biz de hala doyamadık arabanın tadına. Vay, sen de öyle diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Çıkacağım abi. Tahsin abi, Sertaç'a bir anlatsana. Biz şimdi turbo mu yapalım? Turbo yapınca etanolle yürütmek zorunda kalacağız biz. Projeyi biliyorsun. Evet. Senin yani, de arabanı biliyoruz. Atmosferik. Turboyu ben hiç denemedim ama şöyle bir şey, turbo masraflı. Ondan korkuyorum evet. Birazcık da. Atmosferik beni heyecanlandırıyor her zaman da. Abi bir de bildiğim kadarıyla sen noslu 328'leri, 325'leri falan geçiyorsun. Evet. Evet. Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aslında arabaya jant alacaktım ben. Levent dedi ki şu motor işlerini çözelim, bilmem ne yapalım, ondan sonra hızlı yürütmek istiyorsan jantları küçük tut. Benim de hiç adetim değil asla yani. Ben bu E36 19-20 jant bakıyorum. Biliyorsunuz Rhino otosözü sokabildiğimiz kadar da sokarız. O ölçüde giderken şimdi bir dakika dedi, bir şeyler var, bir şeyler yapacağız falan dedi. Feşmen de en son bizi buraya getirdi. Burada da silik lastik falan diyorsunuz şimdi. Kaç bunlar? Küçük de baya. 15. Biz de 15 mi takacağız? Arabayı yapınca. Ya ama silik yarış lastiği olmadığı zaman da bu arabalar yürümüyor. Asfalta tutunamıyor. Şimdi bindiğin zaman göreceksin. Ben bu arabayı bindim. Ben tecrübe ettim. Biz de bineceğiz mi? Bizi de gezdireceksin mi abi? Tabii ya. Ne demek? Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Kaç beygir oldu abi? Beygir olarak bilmiyoruz. Dyno'yu çıkartmadık ama. 305. O gizli. Hep gizli. Biz bile merak ediyoruz yani. Biz bunu geçen Tahsin abiyle arabayı denediğimizde konuştuk Sertaç. Dedim ki abi Dyno'da ne veriyor? Biz bir dedim bir iki araba çektik. 500 beygirler, 300 beygirler, 700 beygirler havada uçuşuyor. Dedi ki valla nerede alıyorlar o beygirleri bilmem dedi. Onlar 500 ise bizimki 800 dedi. O kadar diyorsun. Yok öyle bir şey demedim ya. Demedim. Hani işte ya. Tamam inandım ya, tamam.
Ama işte bizi tatmin ediyor. Vallahi bu da bizim sevdamız. Yıllardır uğraşıyoruz. Yok, bizim de ben de araba emek harcıyoruz. Ben motor manyağı değilim. Sen de motor manyağısın gördüğüm kadarıyla. Yani sen de hiç mesela canta 15 takmışsın, benim arabam yürüsün diyorsun. Ustam ne dediyse biz o yolda ilerledik. Vallahi bilmiyorum abi, o zaman bir geçelim mi? Deneyelim. Bir deneyim. Denesin ya, ben deneyim. Ben dışarı küçük bir şey var mı? Siz herhalde öyle gezmeye de çıkıyorsunuz arkadaşlarla değil mi? Işte, çevre yolla falan. Atmosferik olduğu zaman gündelikte kullanabiliyorsun. Kaç yakıyor? Turbolu, yani, Türk sorusu sordum sana. 50 liralık yakmıyor artık. Ya. 50 liradan aşağıya yakmıyordur değil mi Tahsin abi? Bir yok, iki liradan o kadar değil yani. Ha? Yani 600-700 basarsak belki 1'e çıkar ama. 70 kuruş öyle... falan bedava abi ya. Aynen. Vallahi bedava. Bizim amacımız burada işte saat gibi çalışacak araba. Evet. Sağ olsun. O bizimki kadar şey de böyle olur inşallah ya, yaparsak olur, Tahsin olur. Abi. Olur olur. Her arabaya. Bir bakalım yani, Sertaç beğenecek mi atmosferi? Her arabaya elin yani biraz bütün arabaları hiç ayırdığını görmedim ya. Ustam valla Allah razı olsun her zaman. Ben daha bir şey çok görmedim. Uğraştım. Gidişini görmedim, bir şey diyemiyorum şimdilik. Sen görmüştün Levent zaten, fena değil biliyorum. Ben turbolu arabaları bindiniz. Ben şeye bindim işte. En son bir 500 beygir M3 vardı turbolu bizim. Onun gibi salın. Olmaz tabii yani. Olmasın diye ben şey yapmadım ama araba bence yani senin anlattığın gibi, heyecanla anlattığın gibi bence uçmuyor, gitmiyor araba yani. Abi bir gün önce 700 beygir McLaren çekip gelip ondan sonra burada 3000 atmosferik bence, öyle heyecanlandırmıyor. Bence onunla alakası yok abi. 700 beygir tamam, evet bir dezavantaj oldu yani. Yani evet değil yani. Ama bence benim araba onu geçer. Yani geçme şansı zayıf be abi ya. Yani hiçbir şey bilmiyorsak birazcık kısa diferansiyel koyar yine geçeriz seni biz. Ha ama ben o arabada aşırı adamın diferansiyeli tamam mı? Yürütmek değil mi asfaltta konu arabayı? Yürütmek değil mi? Biz ya 0-400 yapacağız ya rol yapacağız. Bak, doğru mu? 120'ye kadar kesin geçerim hiç. 120'ye kadar alırım. Yani kesin alırım, yarısını alırım, orasını alırım, olmaz o işler. Varsa bir iddian 0-400 ve rol için kendi arabanla G20 ile ilgili. Ben Vekil Usta bu arabayı çıkarırsa atmosferik 3000 Tahsin abininki gibi. Hatta ben de sürerim bunu, izin veririz. Tabii. Ben seni bununla geçerim. Aha. Şuraya bir buz koysana. Geçerim dedi ya. Buzun dayalım orayı. Geçersin. Çok iddialı, cesur. Elde yapıyor ama yani çok acı, bilmiyor başına gelecek. Bilmiyor şimdi bak bu arabanın diferansiyeli. Üzülürsün öyle söyleyeyim. Baştan söyleyeyim. Bu arabanın diferansiyeli kısa. Ben onunla karşılaştırıyorum. G80 projenin balonları bir iğneye diye kaçırılır. Bir 3000 atmosferik arabanı geçerse üzülürsün yani. Giriyor mu iddiaya? Geçerim. Ya ben iddiaya girerim oğlum. Benlik ne var ya? Ben istersen Tahsin abiyi çağırayım. Abim geçsin seni. Şimdi çağırayım. Abim gel. Gel gel. Benim araba bu araba bittikten sonra geçerse. Bu da benim araba da. Bu benim araba. Bittikten sonra öbür benim arabayı geçerse. Geçemez mi diyorsunuz? Geçerse. Motoru sen yap lan. Geçerse niye ben yapıyorum ya? Benim G20 geçersin. Evet. Yani biraz rakamsal olarak dağılı bir rakam. Anladın bir kırıldın Levent abi. Tespihi kaldıracağım şimdi. Sen arkasında mısın motorun bu kadar beni getirdin etti? Valla beni de gaza getirdiler, 50 binlik edecekler. Dükkanla rezil olacağız ondan sonra. Bak arkadaşlar ben size şunu anlatayım. Biz arabaya normalde turbo yapacak. Ama turboyu işte araştırdım ben yani. Araştırdık, konuştuk, ettik. Bir sürü kişiyle de görüştük. Turboda işte Levent'le de baktık. Şöyle sorunlar bizi bekliyor olabilir. Arabanın bir kere işleyişinde problemler olabilir. Turbolu araba her zaman sorun demek yani, sıfır arabada bile. Pompa benzini yine hiçbir türlü yürüyemeyeceksin. Etanol yani, falan koymak gerekecek dediler. Hani onunla kim uğraşacak sürekli etanolle uğraşma gibi. O yüzden başka bir alternatif bakarken de Levent buraya gelmiş. Bizi de getirdi. Bekir ondan sonra bindik. Atmosferikleri meşhurdur. Ben, bütün Türkiye camiası bilir yani Bekir Usta'yı. Kimseye de araba yapmaz. Ben yani yeni araba sevdiğim için açıkçası bir fikrim yok Bekir Usta'ya. Yeni tanıştık. Yapmaz. O gün tanıştık yani akşam. Kameraların önüne de çıkmaz. Çıkmıyor, göstermeyin beni diyor. Yapmam arabanızı diyor. Neyse bana bir garanti verdiler ama şöyle söyleyeyim. Ben de 50 bin lira için burada bedavaya konuşmuyorum. Tespit edelim de hala deminki gibi duruyor Gürelp'cim. Kendine geldi herhalde. Dediler ki bir kısa şan diferansiyel koyarız kilit. Sertaç arkandan lazerle yakalayamaz seni dediler. Onun için bakacağız. Peki ben kazanırsam ne olacak? Tamam hadi biz bedavaya 50 bin lira sana bağış yapmıyoruz. Namın yürür lan daha. Baksana o işleri. Olmaz fenomen. Ben neyse. Kazanırsam bana da bir... Arabayı Levent abiye ver. Yok. Elli veririm la ben kazanırsam. Üstüne arabayı alırım senden. Bak şimdi risk oldu. Buradan risk bana döndü geriye. Ya, ben kazanırsam da o zaman arabayı 50 bin lira indirimli alırım senden. 40 bin lira diyelim. Hayır ya o adam 50'ye 50.
Ben size de yanayım. Adamsın. Arabanın maliyeti 50 bin lira mı olacak? Aşağı yukarı bulacak. Ne olursa o kadar indirim yap. Ne olursa o kadar indirim. Tamam, o zaman şu anda 40 bin lira civarında bir şey konuşuyoruz. Ya 50'den nasıl kaçıyor bak. Papuç pahalı geldi. Ama ben söylüyorum sabahtan bir boşa konuşmuyorum. Benim arabam gidiyor bir kere. O zaman ben de takarım kendime 18 kışlıklarla yarışırım ha. Canım ne istersin? Herkes odur meydan. 17 jant var bunda. Jantlarla yarışmayız o zaman, semisilikleri takarız. Semisilikleri git. Yani bir fenomensin. 50 bin lirayı duyunca böyle titremeyeceksin abi. 10 bin lira için buralarda ağlamayacaksın. Ağlamayacağım oğlum. Lastiklerim de Ekim ayına geldik. Bu arabanın bitmesi ne kadar sürecek? 15 güne bitiririz. 15 güne bitiririz diyorsun. Ne yapacak? Bir Bekir Usta anlatsın da bir arabaya görelim. Kaç beygir alacak falan. Ne yapacak? Bekir Usta kameranın önünde çıkmıyor ki ya. Bizim arabaya ne yapacak? Kaç beygir yapacak? Biz şimdi bir daha görüyoruz. Kim ödeyecek diye. Benim eğer ki şimdi o gün konuştuk ya burada. Eğer ki bu arabayı biz buradan 600-3000 yapar, kilidini takar, çıkarız. Ve ben Serdic'in G20'yi 0400'lere rolde geçersem arabanın parasını o ödeyecek. Şimdi iddiaya giriyorum. Geçer evet. Miyiz her türlü Serdic'in? Usta silerse. Bak benim araba 280 beygir. Onu da söyleyeyim sonradan. Usta silerse zaten benim araba. Usta silerse onu her türlü geçer. Sonradan ağlamasın Levent. Benim araba 280 beygir. Geçer miyiz? Ona göre cevap ver. 0200'ü de 16-17 saniye. Benim Bekir Usta'nın yönü tam. Bekir Usta arabası bu. Bir de o sürerse hiç yansımıyor. 16-17 saniye. 16-17 saniye. Garanti mi geçer? Garanti. Kaybı. Ha iyi süper. Şöyle bir şey ki motorun kendi yani yaptığın işlemin bazen kendiliğinde her şey yapabiliyor. Yani geçemiyor yani. Ne diyorsunuz? Lafı dolandırma geçer miyiz diye. Bekir Usta. Dolandırma diye. Kendini kazandık gibi mi geliyoruz? Sertacı geçersek 50 yazdık. Yaptırılan işte dinamometre çıkartılan 251 beygir, 260 beygir verenler var. Turbo mu benim var? Yok, bunda turbo yok. Bende var işte, onu diyorum. Ya senin torkun yüksek. İşte bilmiyorum. Geçer mi yani? Aha. Şimdi arabası... Yapma, turbo mu diyorsun ya? Dur bakalım ya, o zaman sen geçecek diyorsun. İddia büyük olacak o zaman. İddia bak. Serpeç abi. Sorma ona kadar hiçbir şey diyorsun. Ben ona biraz bacaklarım üstüne gitme geldim. O zaman görüşürüz Ekim. Laf aramızda 50'ye aldık gibi güre. Neyse, o zaman şey yapmayın siz. O da hani kameraya çıkmıyordun, gülüyorsun orada. O zaman ben bir düşüneyim ya, şey yapmayın. Siz de çok takılmayın. İşte. Editte kesilmemesi için ne yapmam lazım bunların, bu konuşmaların? Herkes para peşinde. Oho. Çok oldu ya. Nasıl kapıyor? Olur, olur. Gözlük var. Olur be. Biz iddiaya girdik. Siz de iddiaya giriyorsunuz. G20'ciler, E36'cılar. Bu araba 3000 motor yapıldıktan sonra benim 280 beygirlik canım turbo arabamı bu arabam geçer mi? Geçer. Ah geçer. 0400 artı 50'den 200'e kadar hangisi geçer? Yorumlara yazın, iddiaya katılın. Ben geçeceğim. O geçecek. Jant konusunda bir standarda bağlıyım. Arkadaşlar ben bu arabaya 19-20 jant takacaktım aslına bakarsanız. Yani E36'cılar bunu yapmıyor normalde. Ben yapacaktım ki güzel dursun diye. Ama şimdi yarış marış dedin. Bu jantlarla mı? Herkes üstündeki jantla mı yarışacak? Sokak tipi yarış lastikleri. Sen de al G20'ni istiyorsan. Semislik dediğin kaç para bile 20 jantlar? Tanesi 2000 lira falan ama 50 bin lira bir arabadan indirim almak için ben bir 10 kağıt lastiğe para harcarım. Tabii ya. Ben harcamam. Sponsorlara burada sesleniyorum. Semisilik lastik ihtiyacımız var. Bizim sponsorumuz yok. Buradan eşime selamlarımı iletiyorum. Sen şimdi 17 semisiliklerle mi yarışacaksın? Bu kaç mı? 17 mi? Bakacağız. Bekir abi arabayı neye ayarlarsa, Bekir abi arabanın motorunu yürüteceğin lastik ve janta göre de ayarlıyor. O sıkıştırmayı, içerideki kompresyonu ona göre ayarlıyor. Atmosferik yapıyoruz, parça koyuyoruz, geçiyoruz diye düşünenlere selam olsun. O zaman ben 18'lere takarım ya. Eşitlik olsun biraz ama. 20 jantla gitme ama. Aa nah takarım. Frenler 19'a bile sığmadı. Ben 20 ile yarışacağım. Sen de 20 al kendine. Yok benim araba. Serdar abi. 20 ile yarışmaz bizim araba. Kalk gidelim biz. 20 jantla bizi hiç geçemez değil mi? Muhsin abi. Yok geçer. Yani 20'yi çevirirsin ilk 50 metrede. Ondan sonrası bir daha avantajlı. Aha. Büyük büyüktür yani. Ağzından bal damladı vallahi. Merhaba arkadaşlar, işimizin başındayız. Sertaş'la iddiamızı biliyorsunuz. Biraz da büyük maddi bir iddia. Şimdi size Bekir Usta motoru toplamaya başlamadan burada bu görüntüleri göstermek istiyorum. Burada headerslarımız var. Çok iyi çıkış bu. Çıkış önemli. Acı yiyorsun da hani çıkış gibi. Bu 3000'in krankı. Burada kapağımız var. Bu özel bir kapak. Bunun şifresini Bekir Usta vermememi söyledi. Dolayısıyla anlatmayacağım. Burada kollarımız var. Bunlar da özel kollar. Ve burada daha önce 80 milim olan pistonlarımız şu anda 84 milim. Bloğumuz daha önce 80 milimdi. İşte tam böyle 84 milim. Bir eksiğimiz kilit diferansiyel kaldı. Doğru oranlı bir kilit diferansiyel arıyoruz büyük kafa. Bulduktan sonra Sertac'ın 1.6 G20'siyle yani karşımızda durma ihtimali bence kalmayacak. Bu videoyu da çektiğimizde bilmiyor. Araya atacağız. Mesela motor hiç yok ama olacak.
Geliyoruz. Bekir abi ama arabanın son durumunu Sertac'a bildirmeni istiyorum Gürer'cim. Ne yapacaktık Sertac'a? Yeneceğiz.